mısın? Hazır. Rus salatası yaptı sana 5 kızım. Bakalım hangisine 5 puan vereceksin, hangisine çeyreği takacaksın? Buyurun. Tat, bak, çevir. Bakalım hangi Amerikan salatası senin Fatma'nın? Sevdiğini düşün, sevmediğin şeyleri düşün. Az mı yersin, çok mu yersin? Hiç olmaz dediğin tabağa ver biri. Ve 3, 4 ve 5 kaldı. 5 verdiğin tabak çeyrek altının sahibi olacak. Son anda değiştirdin. Önce şu 3'ü bir açayım. Bu sen misin? Peki, o zaman 2'yi açıyorum. 2 numaralı tabağın altından bakalım kim çıkacak? Ve 4'ü açayım o zaman. Ve en yakın tabaktı sana göre. Bir de alttan bakıyor ya. Dur, o kadar heyecanlanma, açacağım zaten. Geliyor. Suzan çıktı. Gitti çeyrek altın. Hadi bakalım. Evet. Ya 1 ya 5. Ya 1'i kim kaldı? Gel. Gel. Anne. Aha. En çok atıştığınız. Zeynep, Fatma. Biriniz Ayda Hanım. Çeyreği takacak biriniz şimdi. Valla göreceğiz bakalım. Bana taktı. Ben bilirim. Diyorsun. Bence eşim bana verdi altını. Yok valla, bence sana kurma. Vermedi. Valla sen hayal kurma. Bir tane yetmez. Yeter. Sana vallahi da bir tane yetmez mi? Yok, bir tane yetmez var. Bir tane daha lazım. Önemli olan kocamın vermesi. Yemekleri kim yaptıysa çeyreği onlar takacağız. Öyle mi abi? Tabii. Tamam o zaman. Çünkü hiç görmedik sizi mutfakta. Öyle mi? Alakası yok. O zaman Kezban ablayı çağırak. Niye? Yemekleri falan hepsi uğraştı. İşte bile sadece yardım etti yani. Önemli olan içini tutturabilmektir. Bugün herkes konuştu. Bir kişi sustu. Herkes konuştu, Uğur sustu. Ama aslında Uğur konuştu, içini döktü. Biz de görüntüledik ama cep telefonuyla çok iyi görüntüler değil. Fakat Uğur'un içini nasıl döktüğünü göreceksiniz. Bir izleyelim. Abi 30 saniye ya bak. En fazla 3 dakika. Ben oradan dönüyorum. Hamuru yok, koydum, önüme aldım. Oklavayı bir koydum, bana açmaya bak aşağı. O kadar da olmaz ki ya. Abi sen çalışma. Bir de ondan şimdi sonra da orada şey söyledi. İşte ben sen soktun. Ya soktun da abi burada bir şey yaptı ya. Ben senin ağzında dedim, bayan olarak da kaynalar yaptı yemeği. Evet. Başka kimse yapmadı. Sizin karılarınız çok güzel yaptı sanki. Kezban Hanım ama. Çiğ köfte yapsaydı en azından ikisini sen yapsaydın. Ha, ben hamura sen girseydin. Çiğ köfteye dedim ya, hamuru da ben dedim. Dedi ki sen dedi hamuru dedim hiç dedi aşk var bilmiyorsun. Evet. Sen dedi çiğ köfte. Ben de söyledim. Açmamana rağmen yine de bayanlardan daha iyi yaşıyor. Evet. Abi biz puanları kime vereceğiz? Artık elimizde bir yer. Abi elimizde vizanınıza koyacağız. Bunda güven ve darılmacı olmayacak. Bir vermezseniz. Hayır, şimdi öyle demeyelim ve elimiz vizanya kimse üzülmesin. Darılmasın. Yani. Evet. Hepimiz burada bir şey için geldik. Evet. Siz çocuklarınızı bıraktınız, ben de 82 yaşında kendimi yalnız bıraktım geldim. Ama ben çocuklarımı bıraktım. Doğru mu? Dün kim vardı yanımda? Annemin ağlama sesini kim duydu? Sen duydun. Kadın çocuk gibi ağlıyor. Gelin artık diye, ya sizi özledim gibisiyle. Yani herkesin bir şeyi vardı. Tamam. Haklı o, alsın abi. Hayır, şimdi ben söyleyeyim. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani karın hiçbir şey yapmadı, her şeyi kayınvalide yaptı diyenler. Sizin karınız çok mu bir şey yaptı? Karımız yapmadı, kendimiz yaptık. Kendiniz yaptınız zaten. Eşim de bir şey yapmadı. Kim yapmadı, Uğur mu yapmadı? Tatlıyı lavaşı eşim yaptı. Tatlıyı kim yaptı? Kezban Hanım yine açtı. Biz mi aç dedik? Nasıl biz mi aç dedik? Bize kaynanalar yardım etmedi. Etmedi, kimse evet. Kimse girmedi. İsteseniz benim tatlım... ederdi, kıskanmayın lütfen. Bize kızacağına kocana kız. Kocana biraz kız istersen. Çünkü biz demedik, kocan söyledi bunları. Diyenleri söylüyorum ben. Şikayet eden Uğur, kocan yani. Uğur, sana da yapıştıramadım yani. Cidden ama. Kocanın hiçbir şey yapamadık biraz orada. Evet, dediğin gibi sen soktun beni, evet. Tamam, hadi. Şey yapalım da, kaldıralım da.
ya kuşlarım. Moralim zaten benim şurada bozuldu. Benim de bozuldu yeterince Uğur. Tamam. O zaman beni hiç uzatmayalım, oldu mu? İyi uzatmayalım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Kız bulmuşsun böyle iyi bir kocayı. Daha ne istiyorsun? İyi, sen hiç çekilmezsin yemin ederim. Sen çok çekilirsin. Kız zaten o suratın hep düşük. Zaten sürekli böyle gözüküyle bakıyorsun. Düşmemesi elde mi sence? Allah Allah. Tam böyle ekşi suratı yemin ederim. Aynı sana çekmişim. Buna bir yedirecektim canım. O onun tarzı öyle. Yani. Peki altın bana gelirse ne yapacaksın? Gelemeyecek kız? Onu ben eminim. O tabağın kapısına getirelim. Gelmez. Abi inşallah bana çıkmaz yemin bile acıyorum sana. Vallahi Uğur ona altını verirsen elimden çekeceğim var cidden. Artık ne yapalım? Yapacak bir şey yok. 1,5 senelik karını tanıyamadın. Eğer bulamazsak. Ben 12 senede tanıyamadım. 1,5 senede nasıl tanısın? Peki, tanır. Siz tanımamışsınız. İşte ben tanıyamadım. Asker o nasıl 1,5 senede tanısın? Vallahi o tanıyacak. Ben bilmem. Abi sen karına söyle. Senin karın ne yaptı? Hiçbir şey. Karın bir şey yapmadı. Ben yaptım. Kaynanaların hiçbiri mutfağa girmedi. Hepsini yine ben i̇şte çıkardım. İşte kıskanmayın siz de girmedi kıskanmıyoruz diye. Demek ki kesinlikle. Beni seviyorlar ki girdiler. Niye bu yarışmayı kim için? Kaynaların mı giriyor şeye? Puanınızı ona göre vereceğiz. Ona göre vereceğiz zaten. Biz ona dedik baştan konuştuk. Tamam verin o zaman hadi. Ben de size verdik puanlar yazdım. Beni eleştiriyordun. Eleştirdim tabii. Küçük demiyordun. Ben ondan küçüğüm. Ama sen hırslı çıktın yapar gibi. Fatma zaten yapamayacağı biraz belliydi. Bir de hamile kadın ondan gittim. Sen yapamazsan sana da geleceğim. O zaman hep hamileler gelsin yapamasınlar. Sen hepsinin yufkasını aç. Ne güzel. Kezban Hanım ya ben yapamadım diye siz mi siz yardım ettiniz de yani. Bunu şimdi burada niye lafını yapıyorsunuz? Yardım ettim ya Fatma sen de iyiliktin tamam. Anlamam mı? Tamam da yardım yerine ettiniz sağlıklı, de yani. Öğrettin, yok burada sana. Hamileydi beceremeyecekti falan diyorsunuz ya onu soruyorum. Ben sizin tecrübelerinizden faydalandım ya. Yardım almadım. Fatma ne eğriye geliyor ne doğruya hiçbir şey kabul etmiyor. Evet etmem. Hiçbir şey kabul etmiyorum Fatma bakmayın. Gerçekten zorsun yani çok zorsun. Evet, çok minnetsiz. Çok zorsun. Peki hadi bakalım şimdi 1 mi 5 mi? Altın kime gidecek şimdi göreceğiz. Zeynep'e mi gidecek? Fatma'ya mı gidecek? 1 mi 5 mi? Açıyorum. Ve... Bir sarıl kız kocana. Sarıl. Doğru kelle kurtuldu. Yalnız Uğur'u 5 gündür tanıyor. 5 gündür çocuğun ilk defa yüzü bu kadar güldü. Değil mi kız? Evet. Vallahi gülmeyecek bari burada vallahi, gülsün yüzümüz. Uğur var yemin ediyorum o kadar istedim ki altından Fatma kusura bakma annem. Ay yok ne kusuru. Ha yoksa var ya. Zaten adama. Uğur nasıl mutlu nasıl mutlu anlatamam. Evet onu vallahi yapsam. Olay altınım altını geçti yani artık. Teşekkür ederim. Peki Zeynep'im teşekkür ediyorum sana bir tane. Sağ olasın kuzum. Ve sofrayı hazırlıyorsunuz, mutfağı topluyorsunuz, yemekte buluşuyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.